Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte takılar falan yiyoruz. Öncelikle zaten şu ve şu siz biliyorsunuz bu aileden değil. Bir de şu da bu aileden değil. Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla bunların kağıtlarını aynı yapmışım. Özür dilerim. Neyse. Evet ama bak güzel bir tane kefet bulup değiştirebiliriz. Şuradan. Güzel bir kefet arayalım. Şu olabilir belki. Bir bakayım. Dur, hangisini alacak? Bunun, bunu burada yapacağım. Bu oluyorsa bence bunu yapmayalım. Çünkü şu kıyafet de şu tepesi çok uyuyor yani. Böyle değil ama. Ne kadar ben çok sevmedim. Evet ama olabilir. Evet ama ben sevmedim. Neyse şunu da şuraya alalım. Kafasına koyalım. Neyse. Evet. Bu olabilir bak. Çok güzel. Bakalım. Birinci seçenek. Burada dursun. Sorulardan en güzelini seçeceğiz. Şu da güzel duruyor. Evet. Şu yok ya, çünkü ya da uyuyabilir ya. Deneyelim. Neyse zaten başka seçenek hakkım yok. Olduk duruyor. Şimdi aralarında ne güzellerini seçeceğiz. Gel bakalım. Sanki siyahla siyah uyuyabilir diye şu olabilir. Birinci seçenek. İkinci seçenek. Üçüncü seçenek. Ben net kararlıyım. Şu an üstündeki olmasın. Çünkü bunlar yani kışlık giyinmişler. Bir tek şu azıcık ilkbaharlık gibi. Evet ama yine de kalın. Bir de şu. Nasıl? Evet ama bu böyle çok açık olur. O yüzden de yaz mevsimi sanarlar. O yüzden de bunu direkt eliyorum. Yani. Diğer seçenek de böyle kalsın, ne olacak? Aslında hepsini azıcık seviyorum. Neyse. Daha güzel geldi. Şu ve de şu arasında kaldım. Sarı beyaz ve de siyahın uyumu çok güzel. Bir de bir tane saati var. Evet ama bu saat maalesef şey göstermiyor. Neyse. Yani neyi göstermiyor? Neyi göstermiyor diyeceğimi unuttum. Bir de siyahla siyah normal güzel gidiyor bu da.
olsun ya. Olsun yine de. Bilmeden bunu giymiş olsunlar. Ya da bilerek. Sen de çocuğumu bırak. Bir de yanına bir tane daha misafir ettim, evet. Bir de iki tane bebek yatağı var. Onlar da bunlar. Bunu da bu arada hiç planlamadan yatak yaptım. İnşallah sığarlar. İlk önce misafirleri yatırdım. Misafirleri önce de şu ikisini yatıralım şuraya da. Bunlar belki şurada uyuyacaklar. Ya da bunlar şurada uyuyabilirler belki. Üçü. Yok, aklımda şey yok. Evet, o zaman 1, 2, 3 başla. Hadi sen, atma, ben istiyorum. Ben istiyorum. O zaman gelelim. Tamam. Bence bunların içine şunları atalım. Tamam, katalım. Sen neyi istiyorsun? Ben bunu istiyorum. Ben sarılı istiyorum. Ya da ben de bir şinel istiyorum. Bir şinel. Tamam, ben elmasınları istiyorum. Ökül. Bunu bunu tıkatırsak sonra da onu içsek. Olmuyor ya. Neyse, gel sadece. Dur bir dakika, kaçtırdık. Ben daha küçüğüm ve ben daha büyüğüm. Evet. Ay, aynı anı mı geldik biz? Galiba. Neyse. Biz de şunu alalım. Aha, neyse. Ay, sen istiyor musun? Ne olur. Yeter, ben yeşilisinden alacağım. Arkadaşlar, şöyle oynatılmadığı için tekrar şey yapıyorum. Yani şöyle hareket ettiremediyeceğim. O yüzden ilk olmadan çıktım. Merhaba kızlar. Ben de alayım bari. Ben kendi rengimde sarılacağım. Galiba burası kızlar oturur çünkü bizim oğluna yetecek kadar kalmadı.
Evet. Dondurma da veriyorum mu? Al. Ama bu kadar kalmış. Bilsin istememesi lazım. Değiştirmiyoruz. Neden? Çünkü biz mavi rengi sevmiyoruz. Evet, biz mavi rengi sevmiyoruz. Neyse sen al bakalım. Bir daha mavi kaldı. Tamam. Size bir şey vermemi ister misiniz? Yok. Eski bir üstüne de bir de şundan. Ay ben daha yeni ben bilmiyorum. Ay. Ben direkten yedim valla. Bir de benim direkten yemişim de. Cidden bu tuhafmış. Ben bu gitmez bu kadar yiyebilir miyim size? Hayır. 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 Tamam. Ama yersen bugün bana hizmet edeceksiniz. Tamam. Bakın yedim. Arkamda. Bir daha. Uf, bu çok iğrenç. Peki bunu direkten ağzıma atabilir miyim? Şu an yalıyorsun. Yani direkten ağzıma atmış olmalı. Öf. Ay yine kızlar toplanmış. Neyse. Güzel belgesel. Şöyle aynı fotoğrafları tekrar kopyalamışlar. Ama yine de bir şeyler anlatıyor. Mesela şu an zebralarla ilgili anlatıyor. Zebralarla anlatıyor. Daha bir sürü balık gösteri var. Denizaltı. Şey yapmadım mı ben? Ne kadar mantıksız. Bundan sürekli reklam çıkıyor. Bu da tekrarlıyor. Aa, bu güzel işte. Hep aynı görsel var ama bir şey anlatıyor yani. Yani bir şey anlatmıyor da bize bir mesaj vermek istemiyor da öyle bir şey söylüyor. Bir sürü espri yapıyor. Ve de tek şarlamadan. Bu çok güzel. Bunu bilmiyordum ben. Ah, merhaba merhaba. Kızlar toplasanız nasıl beni almazsınız? Yürü. Gidiyoruz buradan. Gidiyoruz çocuklar. Mısı mısı yok. Biberonları da bırakın. Üstüne de daha güzelleri var. Gelin gidiyoruz. Mami burada kalmak istiyorduk. Evet. Olsun ama mısı mısı yok. Gidin çocuklar siz de. Bay bay. Yürüyün. 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 Gidiyoruz. Gelin gel dizi izleyelim. Peki yani başka yapacak seçeneğimiz yok ya. Evet doğru diyorsun. Arkadaşlar ben şimdi anladım. Bu onlardan birisi. Neden söyleyeyim mi? Çünkü ben hani bir tane saçları böyle topuz olan siyahlı vardı ya. Onun saçını beğenmedim.
Diğer bölümlerde bakabilirsiniz. Siyah saçlı kimmiş diye. Onu beğenmedim, o yüzden buna ekledim. O yüzden bu da onlardan bir sayılır. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza kapanış kim yapsın? Çünkü çoğunlukla birisi yapıyor bazı YouTuber'larda. Ben de neden olmasın dedim. Şey yapsın. Evet. Şey yapsın diyorum çünkü bunun bir ismi yok. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mıcık 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 mıcık. Hepinizi çok çok seviyorum. O zaman görüşürüz. Bildirimleri açın ya da açmayın bilmiyorum. Onu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çünkü ben bildirimleri çok doğru mu sanıyorum. Ama yine de içerikler üretiyorum. Ve de bunları da sizin görmenizi istiyorum. Ve de paylaşa bak basın. Bir şey falan filan basın. Neyse. O zaman bay bay. Yedim de atını içiyorum, gelmiyor. Yoksa ağlarım. Ama bunları da bırakayım. Neyse, o zaman kanala abone olun. Tamam demiştim ama bye bye. Bye bye arkadaşlar.